Atar Oyunları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle futbol oyunlarından birini oynayacağız. Atari'de oynanan futbol oyunlarından biri. İsmi Power Soccer. Birçoğunuzun bu oyunu bilmediğini tahmin etmekteyim. Hani Golüç gibi, Kaptan Tsubasa gibi, Soccer gibi çok popüler bir oyun değildi futbol oyunları içerisinde. Ben zaten bu oyunu yine çok oyunlu Atari kasetlerinden birinin içinde bulmuştum. Ve çok hoşuma gitmişti, oynamıştım. Oyunun arkadaşlar, bir takımla başlıyorsunuz. Sırayla 5 takımı yeniyorsunuz ve 5 takımı yendiğinizde de şampiyon oluyorsunuz. Oyunun hikayesi bu. Ama 5 maç yapmak uzun olacağı için ben bugün sadece 2 maç yapacağım. Dilerseniz fazla bekletmeden sizi oyuna geçelim. Şöyle bastım menüde. One player, two player seçeneği var. Yani 2 kişi de oynanabiliyor. Biz bugün tek kişi oynayacağız. O yüzden one player'dan bu şekilde giriş yaptım. Bu şifre olayı da her maçın sonunda kazandığınızda bir sonraki takıma geçerken size bir şifre veriyor. Oraya yazıp direkt kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ama zaten 5 tane maç var. Bence saçma olmuş pasaport olayı. 1 saatte falan bitiyorum. Şöyle geçtik oraya. Şimdi burada 2 takımdan birini seçmek zorundasınız arkadaşlar. Kartallar A takımı geziyor. Kartallar ve B takımı köpek balıkları. Ben şu mavileri seçiyordum küçükken oynarken. Bugün yine nostalji yapacağız. Mavileri seçeceğim. Bu şekilde başlayalım. Evet, ilk rakibimiz Buffalo'lar arkadaşlar. Bakın turuncu renkler. Biz mavi olarak oynayacağız. Burada şimdi taktik seçenekleri var. Bakın sadece 2 tane değişiklik yapabiliyorum. Yani 2 model var. Soldakiler bizim dizilişimiz. Ama şöyle söyleyeyim, maçlar ilerledikçe, yani rakipleri geçtikçe diziliş çeşitliliği artıyor. Göreceksiniz zaten. Şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Zaten fark etmiyor. Ha sağdaki önde, ha soldaki. Start'a basıyorsunuz, başlıyorsunuz. Bu arada size şöyle anlatayım arkadaşlar, başlamadan önce maça. Biz şimdi aşağıda olacağız. Devreler de, yani devre olduğunda taraflar değişmiyor. Sadece topu, başlama vuruşunu kullanan taraf değişiyor. Rakip kaleye gol atmaya çalışacağız. Bayağı gol oluyordu bu oyunda. Siz de oynayınca fark edeceksiniz. Şöyle kullandım, top rakibe gitti. Bakın karşıda 5 oyuncu var, bizde de 5 oyuncu var. Kaleciyle 6. Sanki böyle bir halı saha formatında gibi bu zaten. Öyle bir formatı var. Şu an aldım. B tuşuyla adam değiştiriyor. A tuşuyla da vuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın pas atıyorsunuz böyle. Kaleye yaklaştığınızda da ekran büyüyor. Yani daha yakın çekimden gösteriyor. O, yani bu şekilde şut çekebiliyorsunuz ancak. Buradan şut çekemiyorsunuz bu mesafeden. Hani yaklaşmanız lazım kaleye. Bakın ben şimdi yaklaşacağım. Şut çekeceğim. Evet, yaklaştım. Bir şut ve gol. Çok güzel. Attığımız ilk şut gol oldu arkadaşlar. Yalnız şut çekerken çok sert çekiyor. Topu göremiyordum ya. Küçükken hatırlıyorum. Topu direkt bizim elimize bıraktı. Şu an ikinci gole doğru gidiyorum ben. Hadi bakalım. Oo! Çok güzel oluyor ya goller. İkinci gol de geldi. 2-0. İlk maç rahat arkadaşlar. Çok zor değil. Ama dördüncü takımdan sonra özellikle çok zorlaşıyor. Bakın şu an şöyle biraz fantazi deneyelim. Pas gibi vurdum, direkten döndü, kalecide kaldı. Kayarak kaldık, bakın böyle kayarak topu alabiliyorsunuz. Al. Yalnız kendi kalemize attık, kaleciyi açıyorum. Neyse. Salaklar dışarı doğru attılar topu. Şöyle devam edelim şuradan. Evet. Bir şut daha vuruyoruz, direkten dönüyor. Gerçekten güzel vurdum. Ulan yanlış yere pas attık ya. Neyse. Dediğim gibi bu oyun çok popüler değil. Aranızda oynayanlar varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz arkadaşlar. Sizlerin de deneyimini paylaşmış, yani görmüş oluruz sizlerin de deneyimlerini. Dinlemiş oluruz. Bu arada korner kullanacağız. Şöyle bir ortalayalım. Ulan be, vuramadık. Havadan gelen toplara kafadan falan vurabiliyorsunuz. Hatta rovaşata falan da atabiliyorsunuz. Yani zor da olsa atabiliyorsunuz. Ben onu attığımda böyle küçükken hatırlıyorum, sanki çok büyük bir şey başarmışım gibi heyecanlanmıştım. Ya çocukluk böyle bir şey işte arkadaşlar. Küçük şeyler bile, ayrıntılar bile, küçük ayrıntılar bile bizi mutlu ediyordu o zamanlar. Eminim siz de benzer deneyimleri yaşamışsınızdır. Yani rovaşata atmak çok büyük olaydı. Arkadaşlara gösterdik. Aa bak, ben rovaşata çektim bu oyunda falan. Sonra derlerdi ya nasıl oldu falan, bu oyunda rovaşata oluyor muydu gibisinden. Onlar böyle inanmazlardı. Sonra gösterdim böyle nasıl rovaşata çektiğini. Direkten döndüm.
Bakın şimdi bir daha deneyeyim bir rövaçta. Şöyle bir orta atayım. Ah kaçırdık. Adamın üzerine getirip vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Rövaçta da. Ha, burada olmadı bakın. Orta gol pozisyonu da yapabiliyorsunuz. Güzel oluyor. İki kişi falan oynayınca daha keyifli oluyor zaten. Karşılıklı. Evet, bir şut daha yine kalecinin üzerine gitti. Skor güzel şu an ya. 2-0 zaten rahat. Ya bir yandan anlatıyorum, bir yandan oynuyorum. Emin olun size anlatmasam, yani sadece odaklanarak oynasam, şimdi maç herhalde bir 5-6-0 olmuştu şu dakikaya kadar. Daha çok gol atarım ama bir yandan anlatıp bir yandan oynamak zor oluyor arkadaşlar. Konsantre olma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden işte ben oynarken yanımda birisi olsa, en azından o anlatsa çok iyi olurdu. Ya bu şekilde idare edelim. Ben de size oynadıkça bu oyunlara kalanlarımı paylaşırım. Ama az önce harika bir gol attık bence ya. Uzak köşeye vuracak gibi yaptım. Sonra yakın köşeye vurdum 90'a. Goller falan güzel yani. Çeşitli şekillerde goller atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi girdik. Girer girmez vurdum. Direkten döndü. Şöyle bir orta deneyeceğim şimdi. Ah yanlış yere vurdum. Bak şu an onlar geliyor. Neyse. Kaydık ve taca çıktı. Nasıl hakem de efsane ya. Hayır. Evet direkt kapattım. Genelde böyle kaleye yaklaşın arkadaşlar. Kaleciyi açın topu almaya çalışın. Çünkü şut çekiyorlar. Kurtarmak çok zor gerçekten. Tahmin etme köşeyi. O yüzden şut çektirmeden tutmak her zaman iyidir yani. Açılıp almak topu. Ben küçükken oynarken öyle yapıyordum. Kaleciyi açıyordum. Bak şimdi alışkanlık. Hani 20 küsur yıl sonra tekrar oynuyorum. Yine aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle bir orta gelişine. Ah be. Orta gol olayını çok seviyordum bu oyunda ya. Çok eğlenceli oluyordu ama yapmak da kolay değil yani orta gol. Şimdi bir daha deneyeceğim bakın. Şuradan bizim bir eleman geliyor. Abi nereye attın yalnız ya? Topu kaldırsana kardeşim. Gidiyorsun adamın ayağının dibine atıyorsun. Evet devre arası oldu. Devre arasında da çok şirin bir animasyonu var arkadaşlar bakın. Sahayı temizliyorlar. Altta da pompon kızlar. Oyun gerçekten çok sevimli bir oyun yani. Yani şimdi küçük yaştaki kardeşlerimiz izliyorsa bu videoyu eğer hani FIFA, PES falan bunlarla zamanlarını harcıyorlar eminim onlar çok daha böyle kapsamlı şey oyunlar geliyorlardır onlara ama yani ne bileyim yani çocuk yaşta olanların en azından oynaması gereken oyunlar bence bu tarz oyunlar olmalı. Biz bu oyunlarla büyüdük. Gerçekten de hem keyifli, eğlenceli ve çok sevimli oyunlardı yani. Masum oyunlardı bakın. Ah vurduk kalecinin kucağına gitti. Tamam. Hayır. Yaklaşıyorlar. Aa, kaleci hayır. Aa, engelledim yine 2. Uf 2'dir direkten dönüyor yalnız var. Ucuz kurtardık paçayı. Evet bomboş gidiyor. Tek başına. Tek başına. Ulan be. Abi kaleci ile karşı karşıya gol atamıyoruz yani. Çok da güzel gitmiştim. Oyunda offside falan yok arkadaşlar. Offside yok, faul yok. Taç var, korner var. En azından bunlar var yani. Bu kadarına da şükür. Evet, şöyle bir orta. Abi ya, nasıl bir orta ya. Adam orta açtı işte şey yapıyoruz. Yardan pas atıyor yani. Neyse şuradan gidelim. Aa, adam kaydı. Ben de ona kayacağım. Gelişine. Kalecinin kucağında. Adam değiştirdik hemen kaydık. Fazla pozisyon vermedim rakibe ya bugün. Taca çıktı. Aa nasıl alamadım ya. Heh aldık. Şimdi buradan direkt kaleye gideceğim arkadaşlar. Bir orta çekeceğim arkaya doğru. Evet. Ah be işte bakın yaptım aslında ama adama denk getiremedik. İşte bu gördünüz arkadaşlar. Rovaşata çektim. Rovaşata çektim. 22 yıl sonra bu oyunda rovaşata çekmeyi başardım arkadaşlar tekrar. Artık kimse inanmamazlık edemez. Elimde videolu kayıt var şu an. Bakın gördüğünüz az önce rovaşata çektim yani ama gol olmadı. Çok güzel bir pozisyondu. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deniyoruz bu sefer. Kafa vurduk. Ama büyük farklı avuta çıktı. O nasıl bir kafa ya? Sabri'nin kafa vuruşu gibi oldu yalnız. Evet.
Evet, gidiyoruz şuradan şöyle bir orta girişine gel kafa. Kaleciye bak, panter kesildi ya, gol atamıyoruz kaleciye. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Dediğim gibi yani böyle atar oynarken oyunlarda böyle kimsenin yapamadığı şeyleri veya çok zor yapılan şeyleri yaptığınızda bu sizin için böyle hani çok gurur verici, böyle çok gururlanmanızı sağlayan bir olay gibiydi yani. Küçükken öyleydi. Gerçekten yani çocukluk hali bir başka ya. O zaman çok daha böyle duygusaldık. Olaylara çok daha farklı yaklaşıyorduk. Şimdi yetişkin olunca tutup o yaşları hatırladığımda böyle gülüyorum yani. Çok komik geliyor. Ama o zaman çok ciddi geliyordu yani. Hani çok ciddi bir olaymış gibi. Yani ne yaptın sen? İşte rovaşata çektin Power Soccer'da falan. Hadi ya, nasıl yaptın hiç görmedik falan muhabbetleri dönerdi yani küçükken. Şimdi anlatsak gülerler yani. Ama o zaman çok böyle derin anlamları oluyordu gerçekten. Güzel günlerdi. Ah! Tokkacı'da kaldı. Şimdi tekrar bu tarz oyunları oynayarak arkadaşlar sizlerle bu güzel anları tekrar ne yapıyoruz? Canlandırıyoruz. Eminim keyif alıyorsunuzdur videolardan. Bu şekilde. Yani ben oynamanın amacı, yani tek başıma da oynuyordum daha önce ama bu videoları çekerek kendim gibi bu tarz oyunları oynayanlarla anlarımı paylaşmak da amacım arkadaşlar. Siz de sağ olun. Videoların altına attığınız yorumlarla oynadığım oyunlarla alakalı tecrübelerinizi, deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. Bu sayede geçmişi yad etmiş oluyoruz birlikte. Bunları gördükçe çok keyif alıyorum, bunları okudukça, inanın. Yani hani iş olsun diye söylemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Benle aynı hisleri paylaşan, aynı tecrübeleri yaşamış insanlarla bu oyunlar hakkında sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bunun ne kadar değerli olduğunu inanın anlatamam yani. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu tarz oyunlarla alakalı tecrübeleriniz varsa çekinmeden, üşenmeden yazın arkadaşlar. Konuşalım, muhabbet edelim. Ve evet, bu arada sizle muhabbet etmeye çalışırken bir yandan maçı da tamamlamış olduk, ilk maçı. 3-0. Şimdi ikinci maçta maça odaklanacağım arkadaşlar. Bakın, maçı kazandıktan sonra böyle bir animasyon var. Bayrağımızı göndere çekiyoruz. Bu sefer ikinci takımın, işte yeni rakip, bize rakip olacak takımın bir oyuncusu geliyor. Diyor ki, aferin diyor, iyi yaptınız yani, başardınız falan, tebrik ederiz gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Bu sefer sizle oynamak istiyoruz, hani sırada biz varız, oynamak istiyor musunuz bizle, denemek ister misiniz falan diyor. Burada arkadaşlar ne derseniz size bir şifre verecek. O şifreyi kaydedip dilediğiniz zaman kaldığınız ikinci maçtan devam edersiniz. Biz yes diyelim, ikinci maçı da yapalım. Bakın, o zaman hadi diyor. Start'a basıyoruz. Evet, ikinci rakip Yıldız. Onların da logosu Yıldız arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bakın, evet değişti, bakın gördünüz mü? Üçlü forvet yapabiliyoruz. İlk maçta taktik olarak sadece iki seçenek vardı. Şimdi biraz daha arttı. Şöyle hücumda 3 kişiyle oynayalım bence. Farklılık olsun. Bu maçta fazla yorum yapmayacağım. Maça odaklanarak oynayacağım. Çünkü birinci maça göre biraz daha zor bir maç olacak arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi biraz ciddiye alarak oynayalım. Nasıl olacak? Ciddiye alarak oynayalım dedim. İlk maçta gol yemedik. Bu maçta adamlar bize saydırır. Evet, direkt bir şut çektim. Kaleci'de kaldım. Hadi bakalım. Hedef 10 gol arkadaşlar. Bakın, iddialıyım. En az 10 gol atarım diyorum bunlara. Hani yerim bir, bayağı bir gol ama 10 tane de atarım diye düşünüyorum. Evet, kaleye yaklaşıyoruz. Bir şut yine kalecinin kulağına gitti. Kaleci izin vermiyor. Lan. Hayır. Evet. Kaleciyi de siz yönlendiriyorsunuz oyunda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Top böyle sizin sahanıza geldiğinde kaleciye odaklanmanız bence daha karlı olur. Oo, çok güzel bir gol. Uzaklardan bombaladık. 1-0, şu an öne geçtik. Güzel. 10 gol hedefimize ulaşabilecek miyiz bakalım. İkinci gol mü geliyor? Ah, direkten döndü. Şu direkten dönen toplara sinir oluyorum ya. Yalnız 3 forvetle başlayınca direkt arka taraf boş kaldı. Oh, alta çıktı. İşte bakın, böyle deli dumbul gibi vuruyorlar. Nereden geleceği belli olmuyor. Aa, hayır ya. Evet, bende
Ulan yine kucağına gitti kalecinin ya. Evet, ilerlemeye devam. Abi bu nedir, hep kucağına gidiyor ya. Kendimizi 10 gol atacağız diye şartlandırdık herhalde. O yüzden böyle oluyor ya. Bu kadar şut çekiyoruz, gol olmadı. Bir tane atabildik sadece. Bir orta gol deneyelim. Hadi oğlum. Ulan nereye vuruyorsunuz? Hayır. Ulan çıksana ya. Tüh. Biz çıkarttık. Benden çıktı. Son anda kaydı ama. Hayret, bana verdi topu herhalde. Evet, bana vermiş. Kaleciye atayım dedim ama. Evet. Kaleciye şimdi top. Evet, bomboş. Bakın şöyle bir taktik deneyeceğim. Ah. Bazen çok zor gol atıldığında arkadaşlar şey yapıyordum. Böyle kaleci sürekli kalesine sağa sola gidiyor. Uygun zamanı bekleyip direkt pas olarak vuruyorsunuz. İleri tuşuna basıyorsunuz yani pas olarak. Bu sayede öyle gol attığım da olmuştu. Ama bu maçta nedense çok kısır geçiyor yani. Atamadım fazla gol. Ooo, golü yedik. Adam üzerimizden aşırttı. Zıplamamız gerekiyordu. Zıplayamadık yani. 1-1 oldu. Hadi artık başlayalım ya. Aslında bayağı pozisyon buldum ama gol olmadı yani. Ah! Tamam. Evet, çok güzel aldım. Çok güzel sıyrıldı. Ulan yine kalecinin kucağına ya. Abi bu nedir ya? Kaleci yemiyor. Bunların kaleciye farklı taktikler denememiz lazım. Şöyle çaprazdan vurayım. Ah, vuramadım. Evet, devam et, devam et. Devam et. Abi yine tuttu ya. Ya inanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten normalde ben bu takıma bir 8-10 tane atıyordum ya. Bugün size herhalde 10 gol atacağım dediğim için oldu bu. Başka bir açıklaması olamaz yani. Hala bir şansı var ama. Bak yine üzerine gitti ya. Görüyorsunuz, bombardımana tuttum kaleyi. Ama olmuyor yani. Şimdi gol yiyeceğiz yalnız. Ah, açtım kaleciyi ve aldık. Ve 10 gol atacağız derken yenilmeyelim. Hayır. Evet. Ulan şuraya bak ya. Bunu bile kurtardı ya. Abi nasıl bir panter kaleci çıktın sen öyle? Lan. Hayır. Taç bende, bende. Top bende. Kaleci at. Tehlikeli pozisyon. Evet, kaleciyi açtım ve aldım. Çok güzel yere ama yetişemeyeceğiz. Neyse şöyle. Ooo, çok güzel vurdum arkadaşlar. İşte bekletmeden vurmak gerekiyor demek ki. Şanssızlığı kırdık bence. Biraz zor oldu ama. 2-1. Devam. Kanattan gidiyorum. Hadi bakalım. Kanattan gidiyoruz. Bir daha vurduk. Ya kaleci de kaldı. Bunların kaleciyi aşamadık bugün ya, gerçekten. Başımıza bela oldu kalecileri. Ah, yine kaleci. İlk devre bitmek üzere. Evet, ilk devre bitti arkadaşlar. Hedefin bayağı uzandayız. 10 gol dedik. Daha 2 gol anca atabildik yani. Bir gol de yedik. 2-1. Neyse, önümüzde ikinci yarı var. İkinci yarı biraz daha farklı bir taktik deneyeceğim. Direkt uzaktan şut atmak yerine daha farklı şeyler deneyeceğim. Bu sayede 10 gol ulaşmaya çalışacağız. Bakalım, hadi. Bakın şöyle yapıyordum. Ah, olmadı. Namussuz kaleci ya. Çok iyi. Vallahi çok iyi kaleci. Bu ikinci takımın kalecisi bu kadar iyi değildi ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Lan. Kaleci hiç anladı yalnız. Adam gol atıyordu. Gördünüz mü? Hayır. Hayır, boş. Engelle abi, engelle. Ah, kornere çıkarttı. Bende o top. Bende.
Ulan be, adamın kıçına çarptı. Evet evet, devam 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 devam. Ah be, avuta çıktı işte, bakın bundan bahsediyorum. Direkt şut çekmiyorsunuz, pas gibi vuruyorsunuz. Kaleci yerinde değilse gol oluyor. Şöyle. Ulan şuraya bak ya, 90'a giden topu çıkarttı ya. Yok arkadaşlar, bu kaleci yemiyor. Bunun başka açıklaması olamaz ya. Yoksa benim şimdiye gerçekten hani 10 gol atmam lazımdı ya. Bu kaleci sıkıntılıydı galiba. Oyunda gol yemeyen, hani çok zor gol yiyen kaleci buydu anladığım kadarıyla. Bir takımın kalecisi zor gol yiyordu. O da galiba buydu. O zaman bundan sonra bir maç daha yapacağız. 3 maça tamamlayalım, düz olsun. Onu da atmaya çalışalım bu maçtan sonra. Ya bu maçta 10 gol çok zor yani. Atmamız mümkün değil bu kaleciye. Bakın yemiyor yani, nereden vurursak. Hayır. Ah. Şöyle gidelim kanattan. Çaprazdan vuracağım direkt şimdi. Ulan direkten döndü ya. Aha. Ah, adamımızın kafasına çarptı. Hayır, 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 hayır. Çok tehlikeli. Oh, aldık. Bari maçı kaybetmeyelim yani. İşte bu be, üçüncü gol. En azından handikap yaptık. Bu da bir şeydir arkadaşlar. Evet, gidiyoruz şu an. 3-1. Ah be. Niye yemiyor ben anlamıyorum ya. Diğer kaleciler yiyordu. Aslında böyle köşeye falan gitmese bile. Bu yemiyor. Hadi oğlum. Hadi dördüncü gol. Ah. Aldılar. Ulan ne güzel orta açmıştık be. Bir orta daha. Abi niye araya giriyorsun ya? Evet. Top şu an onların sahada, çıkartamadılar bir türlü. İyi geldiler. Neyse ki geriye döndü. Hayır. Evet, çok güzel aldık. Şimdi devam. Devam, şu kanattan gireceğim. Bir orta. Vur abi. Abi görüyorsunuz yani, ne yapayım ben daha arkadaşlar. Adamı atıyorum. Bomboş kaleye vuruyoruz. Yine kaleci kurtardı ya. Hayır. Evet, zıpladım ama top alta çıktı. Çok şükür. Bunlar da gol atma özürlü çıktı bu maçta. Evet, devam ediyoruz. Şimdi şuradan soldan soldan devam. Hadi bakalım. Evet. Bir şut yine kaleciye. Malumun ilanı zaten. Kaleci gerçekten çok uyuz edici birisi çıktı yani. Uyuz etti beni şu an. Hani 10 gol atacağız falan diyorduk. O kadar şut çektik. 3 tane atabildik ancak. Ben herhalde bir 30-40 tane şut çekmişimdir. Abi şuraya bak. Sektiriyoruz, vuruyoruz, olmuyor. Havadan atıyoruz, yerden atıyoruz. Ne yaparsak yapalım yemiyor ya. Nasıl yediyse karambole 1-2 gol yedi. Kaleci Martin. Bakın arkadaşlar, geri pas da var. Allah, çok kötü attık yalnız. Hayır. Evet, maç bitti. 3-1. Çok güzel. İkinci maçı da kazandık arkadaşlar. Artık son maç. İki maç demiştik ama üçüncü maçı da yapalım ya. Çünkü bu kaleci beni sinirletti. Adam gibi gol atamadım. Bir Jogo Bonito yapmak istiyorum artık. Şimdi sıradaki takım, bakın onlar da hangi renk? Kahverengi formalı arkadaşlar. Evet, bizde oynamak istiyorlarmış. Kazandıkça rakip geliyor arkadaş, bu nedir? Evet, yes diyorum. Hadi bakalım başlayalım diyor. Evet, bunlar da ateş. Bunların simgesi de ateş arkadaşlar. Şöyle bakın, taktikler iyice değişti. Bakın çok farklı taktikler olmaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım ya, ileride bir adam olsun. Aynen, hücum futbol. Hadi bakalım, bunları artık atmam lazım diye 10 tane. Bakın daha hızlılar gördüğünüz gibi diğer rakiplere göre.
Rakipler gittikçe zorlaşıyor. Bunların da hücum yönü iyiydi. Ama kaleciler herhalde ikinci takımın kalecisi kadar iyi değil ya. Öyle tahmin ediyorum. Ama sürekli pas atıyorlar, uzun pas gördüğünüz gibi. Oyunun yönünü değiştiriyorlar sürekli. Ah, kaleci tuttu yine. Hayır, hayır. Ah, evet tuttuk. İlk golü ben atayım ya, onlar atmasın. Açılışı biz yapalım. Devamı sol kanattan gidiyoruz. Kaleci köşeyi kapattı. Ya şu adamları şey yapmak çok zor. Dönerken kendi etraflarına dönmeleri gerekiyor 360 derece. Kornere çıktı. Şöyle bir çalışılmış bir pozisyon yapalım. Ulan tam çalışılmış pozisyon yalnız ha. Direkt rakibe gönderdik. Evet devam devam devam. Hadi oğlum kanattan yardır git. İşte bu dedim ama direkten döndü. Bir pas. Hadi oğlum yapıştırırsın. İşte bu dedim yine ama yine kaleci. Bunlarda da kaleye gelmek zor. Evet. Ah. Hayır, hayır direkten döndü. Çok şükür. Gol yemedik. Hayır ya. Hadi oğlum, vurun lan. Vurun artık ya. Aha, taç. Aa kafa vurdum yine direkten döndü arkadaşlar. Direkten döndü kalecide kaldı. Hayır. Kaleci zıpladı. Bir ara boşta kaldık ama iyi kurtardık. Oh yine bende. Lan. Hadi. Allah Allah bugün niye gol atamıyorum ya? Bak ya bugün bende mi sorun var arkadaşlar? Normalde bunlara yani biz maç başına 10 gol falan atıyordum ben bu rakiplere ya. Bugün bir tuhaflık var. Ah be yine direkten döndü. Biraz da şanssızlık var ya. Güzel çıkarttık. Şu an bir top kapma mücadelesi var. Kıran kırana. Ve golsüz geçildi ilk devre. Bir şut yine kalecide kalıyor. Yani gerçekten nasıl oluyor ya? Hayır. Evet golü yedik arkadaşlar nihayet. Sağ olsunlar attılar bize golü. Şuraya bak ya adamlara gol atamadık ya. Gerçekten bir tuhaflık var arkadaşlar ya. Bu videoyu çekmeden önce oynadığımda maçlar hep 10 gollü falan bitiyordu ya. Ben 10-15 tane atıyordum, onlar bana 5-6 tane atıyordu. Niye böyle oldu anlamadım yani. Gerçekten bir tuhaflık var. Ya da sizin şanssızlığınız mı acaba? Canlı izliyorsunuz diye bilmiyorum. Maçlar hep alt bitiyor gördüğünüz gibi. Şu an 1-0. Bizim de artık gol bulmamız lazım. Ama nerede abi kalecilere baksana ya. Bana mısın demiyorlar. Ah kalecimiz kurtardı. Lan. Tehlikeli geliyorlar. 90'a astı adam ya vallahi 2-0. Şimdi gel de buradan maçı çevir. Gol de atılmıyor zaten. Evet devam. Abi bu nedir ya? Bu nedir artık? Bıktım ya.
Evet, kalecimiz de. Evet, ilk devre bitti. Çok kötü bir ilk devre çıkarttık. Yani aslında bir sürü de pozisyona girdik ama gerçekten bugün anlamadığım bir şekilde, neden böyle olduğunu bilmediğim bir şekilde, yani şu an skor 2-0. Hani bu videodan önce çektiğim, ya yani kendim oynadığımda mesela deneme yapmıştım yine paslarımı atmak için. Onda maç başına en kötü maçta 10-15 gol oluyordu. Nedenini gerçekten anlamadım yani. Ve şu an 3-0 oldu. Gelin de buradan şimdi maç çevirin şimdi arkadaşlar. Oh, nasıl çevireceğiz buradan maçı merak ediyorum. Hadi bakalım, hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde koca bir 45 dakika var. Evet. Abi bu nedir ya? Yuh artık diyorum yani. Toptacı çıktı. Çok güzel yere pas. Şuradan bir şut. Kaleci bana mısın demiyor ya. Biz boşa şut çekiyoruz arkadaşlar gerçekten. Bunun bir başka bir yöntemi olması lazım. Şöyle yapacağız. Evet bakın, gördünüz mü? Yürüyerek gol attım. İşte bundan bahsediyorum. Ya şut çekince yemiyor kaleci ama yürüyerek gol atabiliyorsunuz. Komik bir şekilde. Şöyle devam edelim. Yine yürüyerek gol atacağım. Evet 3-2. Bakın bu sefer yürüyerek atmadım. Direkt pas attım. Ya ne yapayım yani, şut yemiyor. Ben de böyle deneyeceğim artık arkadaşlar. Yalnız skor bir anda 3-2 oldu ya. Hadi bakalım. Kilidi açtık. Şöyle pas atalım. Kale boş ve 3-3. Evet şut çekmiyoruz arkadaşlar. Şut çekmiyoruz, anladım. Bunlara karşı şut çekince gol olmuyor. Ben de o zaman farklı yollar deneyeceğim. Küçükken yaptığım gibi. Artık şut çekmeden gol atacağım. Gördüğünüz gibi. Ya pas atıyorum. Ah, pas atmaya çalıştım ama rakip kaydı. Neyse skoru 3-3'e getirdik. En azından iyi oldu. Al oğlum. Hadi. Kralsın. Sensin. Ulan be, direkten döndü. Çok da dibine girince kalenin olmuyor. Hayır. Hayır. Hayır ya. Çok kötü gol yedik arkadaşlar. 4-3. Ama skoru bir anda 3-3'e getirdiysek bu skoru yine eşitleyebiliriz. Sorun yok. Abi adamlar çok tehlikeli geliyor yalnız ya. Geldiği gibi gol pozisyon yapıyorlar. Evet. Güzel pozisyon. At içeri pasını ya da gir kaleye, işte böyle. Yürüyerek gol atıyoruz ya. Şut çek, o kadar şut çek yemesin kaleci. Ama önünden yürüyerek geç, gol olsun. Biraz saçma ama olsun yani. Gol atmayı bilmek lazım. Bakın yine gol. Şut çekmedim. Sadece pas attım. Pas attığınızdaki sesle şut attığınızdaki ses farklı zaten. Bunu anlarsınız oynayınca. Pas attığınızda böyle daha farklı bir ses geliyor. İleri doğru pas attım direkt. Dümdüz kaleye gitti ve ulan kale ağzından vuralım dedik. Yine yemiyor arkadaş. Şut çektiğinizde yemiyor. Şut dışında ne yaparsanız yapın yiyor kaleci ama şut çektiğinizde yemiyor. Böyle de komik bir durum var yani. Evet şimdi yine yürek gol atacağım. Evet yine bir gol daha, 6-4. Galiba 10 gol sözünü bu maçta tutacağım arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Tamam. Evet, ben de şimdi devam. Devam, devam. Hadi be, yemedi bu sefer kaleci. Yeter artık diyor. Kaçtır beni, kazıklıyorsun diyor kaleci. Evet, top bende şu an kalecimiz. Evet, çok güzel. 7. gol, 7-4. 3 gol daha attım mı sözümde durmuş olacağım arkadaşlar. Biraz geç de olsa, ikinci maçta dedik ama. Evet, dümdüz gidiyoruz. Ve 8. gol. Bakın ben burada mesela şut çekseydim onu kesinlikle tutardı, zıplardı ama pas çekince zıplamıyor tuhaf bir şekilde kaleci.
Skor bir anda 8-4 oldu. Neye uğradın şaşırdı rakip. Lan. Ah be. Hayır. Lan yapma. Evet ben de. Kaleci al o topu ya. Abi gol yediğimiz yere bak ya. 8-5. Evet basketbol maçına döndü dediğim gibi. Lan sürekli pas atıp duruyorsunuz ya. Bir topu yerinde tutun da alalım arkadaş. Heh. Hadi şunu gol yapmalıyım. Pas. Ulan be. Kaleci ortada durdu bu sefer. Köşeye doğru kaysaydı alacaktım topu ondan. Direkt boş yere atacaktım ama. Evet. Yine kaleciyi çalınıyoruz ve 9-5. Hadi son gol. Atmalıyım artık bunu. 10 olsun. Evet, şu çekmeden 9 gol attık ya. İnanılır gibi değil. Ah. 6. gol. Sağlık olsun. Skor 9-6 zaten. Öndeyiz. Şöyle vuralım gitsin. Hadi bakalım. Evet. Hadi oğlum. Boş kale ve 10. gol. 16. Kaleci ne olduğunu anlamıyor arkadaşlar. Niye şut çekmiyorsunuz oğlum diye bakıyor. Şut çekmeden 10 gol attım adamlara. Şimdi biraz artık şut çekebilirim. Bakın şut çekince gelmiyor işte. Gördünüz mü kaleciyi? Demek ki şut attığınızda zıplamaya programlanmış. Onun dışında zıplamıyor. Neyse ben alacağımı aldım zaten. 10 gol attık. Sözümde durdum arkadaşlar. Şöyle bir son bir Jogo Bonito deneyim diyecektim ama corner oldu. Hadi bakalım. Son bir aksiyon dedik ama maç bitti. Evet. Verdiğim sözü durdum arkadaşlar. 10 gol atacağım dedim size. Attım yani. Şut atmayarak da olsa attım yani 10 gol. Ve bu maçı da 16 kazanıyoruz. 3. rakibimizi de yeniyoruz. Bundan sonra böyle bir turunculu bir rakip gelecekti. Evet bakın yine bir turunculu bir rakip geldi. Bunlar 4. takım. Bunları yenince de siyah formalı 5. takım geliyor. Onları da yendiğinizde şampiyon oluyorsunuz arkadaşlar. Ama bir olay yok. Zaten 3 maç oynadık. Oyunun mekaniğini, fiziğini gördünüz. Daha fazla oynamanın, uzatmanın da bir anlamı yok. Siz oynamak isterseniz tabii bir şey yaparsınız, indirirsiniz. Oynarsınız oyunu. Zaten video vardı kanalımızda bununla alakalı. Oradan indirirsiniz oyunları. Onların içinde de var bu oyun. Öyle hatırlıyorum. Power Soccer'da atmıştım. 5 maç var dediğim gibi. 3 maçı biz oynadık. Kazandık zaten. Geriye 2 maç kaldı. Onları yendiğinizde şampiyon diyorsunuz. Oyunun hikayesi bu. Oh, ben oynarken oldukça keyif aldım. Aslında bazı noktalarda sinir oldum dediğim gibi. Hani şut çekiyoruz yemiyor kaleciler. Abi böyle bir olay var mı? Aslında size yani bu videoyu çekmeden önce kendim oynadığımda uzaktan şut çektiğimde falan yiyordu kaleciler. Bugün nedense çektiğim şutların hiçbirini yemedi arkadaşlar kaleciler. O yüzden farklı metotlar denemek zorunda kaldım gol atmak için ama en azından işe yaradı yani. Bu güzel oldu. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde bitirelim. İlerleyen günlerde yine futbol oyunları çekeceğiz bu oyun dışında da. Kanalımızda zaten golcü çekmiştik. Yine bir gol 2 vardı futbol alakalı. Yine bir Atari Sony oyunu vardı Super Sidekicks. Onu çekmiştik. Bunu da listemize eklemiş olduk. Bunu da çekerek. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hepiniz sağlıcakla kalın.